Merhabalar. Bugün sizlere özdeşleşme ile ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum. Özdeşleşmek, bir şeyle bir olmak, kendini ondan ayırmamak, ona mesafe almamak gibi tanımlayabileceğimiz bir kelime sanırım. Ve bizler genellikle hayatı yaşarken bazı şeylerle özdeşleşiyoruz. Bunlar düşüncelerimiz olabiliyor, duygularımız olabiliyor, bedensel duyumlarımız oluyor. Oysa ki bizler bunların hepsinin bir arada olduğu, bunun yanında ilişkilerimiz, geçmiş yaşantılarımız, geleceğe ilişkin hayallerimiz, bunların hepsinin de olduğu bir bütünüz ve belki bunlardan daha da fazlası. Ancak bazen öyle zamanlar olur ki, özellikle hasta olduğunuz zamanlarda bunu daha somut olarak yaşıyor olabilirsiniz. Bir değerlendirin bakalım. Örneğin başınız ağrıdığında dünyadaki tek gerçekliğin o olduğunu düşünürsünüz. Ya da en azından birçoğumuz böyle yapabilir. O an sanki bedeniniz, zihniniz, her şey ağrıdan ibaretmiş gibi algılayabilirsiniz. Ve ona mesafe almanız zorlaşabilir. Bu özellikle kronik hastalığı olan insanlar için çok daha tanıdık bir durumdur. Yani sürekli olarak bel ağrısı yaşayan biri tüm hayatını ona göre konumlandırıp ona göre şekillendirir ve hayatının merkezini ona alabilir. Bunun yanında o ağrıyı yoğun olarak yaşadığı zamanlarda tüm dikkati o ağrıda olabilir. Başka herhangi bir şeye odaklanmayabilir, odaklanmakta zorlanabilir. Bu deneyim düşüncelerimiz ve duygularımız için de geçerlidir. Örneğin yoğun bir acı yaşadığınızda, bir ayrılık yaşadığınızda, bir kayıp yaşadığınızda bu acı o kadar yoğundur ki tüm dikkatiniz ondadır. Başka hiçbir şeyi fark etmeyebilirsiniz. Türkçe'de kullanılan bir söylem var. Bunun üzerine düşündüğümde bana çok enteresan gelmişti. Mesela nasılsın diye sorulduğunda alınan yanıt tektir. İyiyim ya da kötüyüm ya da mutsuzum. O aslında olma hali an be an değişebilen bir şey. Ve bizler bunun değişebilirliğini fark etmekte bazen zorlanabiliyoruz. Kendimizi tek düze bir tanımın içerisine sığdırıyoruz. Duygularımızda da o nedenle bu değişkenliği göz önünde tutabiliriz. Ya da bu duygunun yanında buna eşlik eden farklı duygular olabileceğini de gözlemleyebiliriz. Örneğin mutsuz olabilirim, çok acı çekiyor olabilirim bir konuda. Ama bir çiçeğin kokusunu almamın bana keyif vermesini etkilemeyebilir bu. Hem mutsuz olup hem keyif alabilirim. Kendimizi bu kapasitede görmek, bunları kabul edebilecek kadar geniş bir zihnimiz, kalbimiz ve dünyamız olduğunu farkına varmak aslında hayatla olan ilişkimizde bir fark yaratabilir. Bunu göz önünde tutabiliriz. O nedenle bunlardan herhangi biriyle özdeşleştiğimizde bunun için şöyle bir ifade de kullanabilirim. Bazen ona takılıp kalmak ve hatta onu çekiştirmek, ona yapışmak da diyebiliriz bu duruma. Böyle bir hale girdiğimizin farkına vardığımızda onu kabul edip onun orada olmasına izin vermek ve bunun yanında diğer olasılıklara da zihnimizi açmak bir seçim olabilir. Arzu ederseniz bunun üzerine siz de bir düşünün. Bakın kendi hayatınızda benzer örnekler bulabilirsiniz ya da bir gün benzer bir yaşantıya şahit olabilirsiniz. O zaman belki bu söylediklerim sizlere yol gösterebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.